Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda o bizim çok ilgi gören bitkimiz Arundo donak, yani karık kamışı. Karık kamışı deyince insanlar ilk akla Epiphyse bezinin çalıştırılması, yani DMT çayı için olmazsa olmaz bitkilerden en başı çeken bir bitki olarak gelir. Ancak bu bitki hem fiziki olarak hem de çay yapılarak da kullanılmaktadır. Arunda donak yeryüzünde, dünyada hemen hemen her çeşit iklim kuşaklarında yetişebilir. Yurdumuzda her türlü iklim yapısında yetişebilir. Videomuzdaki kargılar bu yılın kargılarıdır. Yeşil taze kargılardır. Geçen yıldan kalma kargılar kesildi ve bu yıl gördüğümüz gibi taptaze yeşil kargılar olmaktadır. Bir kargının boyu yaklaşık olarak 5 metreye uzanabilmektedir. Böyle bir baktığımızda yemlik mısır gibi bir görüntüsü vardır. Karık kamışı DMT içerdiği için genellikle Epifiz bezini çalıştırma için, çay yapılması için kullanılan, talep görülen bir bitki olmaktadır. Ancak fidancılık yetiştiriciliğinde bu kargının dalları yeni dikilmiş fidanların diplerine sokularak fidana destek olmak için de kullanılmaktadır. Seracılık sektöründe de her çeşit domates, fidesi, salatalık, fasulye, özellikle fasulye gibi fidelerin toprakla irtibatını keserek, yani sebzelerinin toprağa değerek çürümesini önlemek için de kargı kullanılmaktadır. Günümüzün modern teknolojik olta kamışçılığı olmadan, yani o modern oltalar olmadan bu karık kamışının bu kalın canlı dallarıyla olta yapımı içinde kullanılır. Ben çocukken bununla güzel balık, sazan balığı da yakalamıştım. Uzun, sağlam ve esnek bir gövde yapısı olduğu için de bu olta balıkçılığında oldukça popülerdir. Olmazsa olmaz müzik aletlerinden birisi de olan kaval, eski adıyla kaval, yeni adıyla ney yapım içinde kullanılmaktadır. Ancak bir ney için bu gerekli olan kargının esas bu iki boğum arasındaki uzunluğu 7-8 santimetre olması çok ideal olabileceği öngörülmektedir. Kargı bitkisini evinizin önüne böyle istenmeyen yerleri örtmek için veyahut da bir süs bitkisi niteliğinde de ekimi yapılabilir. Veyahut da bataklık alanları kurutmak için de bunu ekilebilir. Bunun kökleri yılın her 12 ayında, her yıl, yani 12 ay boyunca kökleri topraktan sökülerek ekimi yapılabilir. %100 köklerinden çimlenme olduğu gibi geçen yıldan kalma yaş kargılar olduğu takdirde dallarından da çimlenme olabilir. Ancak dallarından çimlenme biraz yüzdesi daha az olabilir. Yani %50, %60 olmaktadır. Yalnız köklerinden çimlenme hemen hemen %100 olmaktadır. Yarı odunsu, yarı otsu bir bitki olmakla birlikte kökleri genellikle boynuz tarzı, ahtapot gibi toprağın yüzeyinde sıfır ile 1 metreye kadar, 1 metreyi görmeyecek şekilde genellikle 50 santimlik bir derinlik şeyinde, yüzeysel olarak derinliklere değil de yüzeye dağılmaktadır. Yani tıpkı bir odaya halı serer gibi kargının kökleri derinliklere değil de enine gitmektedir. Ayrıca kargının dallarında DMT olduğu gibi DMT en çok köklerinde olduğu da belirtilmektedir. Dallarından da DMT çayı yapmak için de kıyılabilir ve çay yapılabilir. Ancak tek başına çay, sadece karık kamışıyla DMT çayı elde edilmesi pek mümkün olmayabilir. DMT çayı demlemek için hazır suya gerek vardır. Zira klorlu su kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Yani damacana sularda klor olmadığı için DMT çayının daha etkili olması için de damacana suyla çay yapılması daha etkili sonuç aldığı belirtilmektedir.
Sadece demlenen çaylar romatizma hastalıklarında terletici, idrar söktürücü, kan temizleyici gibi özellikleri olmakla birlikte mayasal hastalıklarına karşı da kullanılmaktadır. Ayahuasca bitkisine alternatif olarak DMT çayı demlemek için bunun için yarım litre damacana hazır suya 20-30 gram kıyılmış karlık kamışının kökleri veya dallarından atılması gerekmektedir. Sonra maksimum bir yemek kaşığı veya da ölçebilirseniz 3-5 gram civarında da güzellik tohumu atarak ve mümkünse varsa biraz da akasya ağacı yaprağı veya ince dallarından da 10-15 gram atarsanız birleştirilen bu ürünler toplanarak bir çaydanlıkta, porselen çaydanlıkta veyahut da bir tencerede kaynatılarak yaklaşık olarak 1 saat kadar kısık ateşte kaynatılabilir. Ve sonra soğuyuncaya kadar demlenir. Mümkünse bunu dolapta, buzdolabında bir gece sabaha kadar bekletilir ve akşamları yatmadan evvel bir bardak size uygun bir zaman diliminde içilir. Perhiz olarak alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri ve hayvansal gıdalar tüketilmemesi tavsiye edilmektedir. Zira bu DMT çayının etkileşim açısından oldukça önemli olmaktadır. Bahsedilen hayvansal ürünler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal ürünler olmaktadır. Bal arısı bir hayvan niteliğinde olmayıp bir sinek niteliğinde olup, yani bal konulmasında bir problem olmamaktadır. Zira üzerlik tohumunun acı bir tadı olduğundan bunu sizin bünyenizde gösterecek etkisine göre dilerseniz bir çay kaşığı veyahut da 3 gram veyahut da maksimum 5 gram veyahut da bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı kadar da konularak kullanılabilir. Üzerlik tohumunun fazla atıldığı takdirde acı bir tadı olduğundan mide bulantısı ve baş dönmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Tabiatta en fazla DMT içeren videomuzun görselinde de gördüğümüz gibi yem kan yaşı, geliç kan yaş otu, bahalar grubuna ait kan yaş otundadır. Ancak kan yaş otunda siyanür zehri bileşenleri yani zehirleyici, öldürücü özelliği olduğu için bu bitkinin yani DMT için kullanılması hiçbir şekilde mümkün olmamakla birlikte hayati riskler taşımaktadır. Ayahuasca bitkisi yani çalı yem kanyaşı bu bitkinin ağaç çalı versiyonu olabilmektedir. Arasında üçüncü kalp gözü olarak adlandırılan insanı boyut değiştirden ve farkındalık oluşturma için gerekli olan bitki işte karlı kamışı, üzerlik tohumu ve akasya ağacı yaprağı ve dalları, ince dalları kullanılabilmektedir. Şimdi bir ürünü elde edebilmek için, bir formülü elde edebilmek için onu elde edebilmek için bir yakıt lazım. İşte epivis bezinin çalıştırılması için de gerekli olan materyaller bu karlı kamışı, üzerlik tohumu, akasya ağacında bulunan DMT yani dimetildir DMT formülü elementi epifiz bezinin çalıştırılmasıyla ilgili etkin rol oynayabilmektedir. Kişilerde farkındalık oluşturma için bu bitkiler kullanılabilmektedir. Ayrıca bu bitkiyi tek başına kullanmakta özellikle madde, uyuşturucu madde bağımlılarında yani kanı temizleyen güçlü bir yapısı olduğu için çok eski çağlardan günümüze kadar bu bitki gerek bu bitkiden yapılan kaval, ney, müzik aletinin o duygulandırıcı sesiyle hem de bu bitkinin kanı temizleyici özelliği neticesiyle çok eskiden günümüze kadar bu bitki yani madde bağımlıları içinde bir şifa kaynağı olabilmektedir. Muzdarip oldukları o sorundan dolayı da bu bitkiyi kullanarak da bitkiden Allah'ın izniyle yardım alınabilmektedir. İşte Hazreti Mevlana'nın o Mesnevi'nin boyut değiştirdiği günümüzdeki menkıbelerine sebep olduğu o epivis bezinin çalıştırılmasıyla alakası bir de halk ozanı Karacaoğlan
o şiirlerine konu olan ve onu elde edebilmek için duygusal anlamda ihtiyaç duyduğum materyaller olan kar kamışı bu şekilde olmaktadır. Ayrıca bu bitkiyi hiçbir şekilde çay yapmasanız, DMT için kullanmasanız da fizik olarak da dediğimiz gibi kendi gölgeliğinizi, yazlık barınağınızı, gölgenizi yapabilir. Bundan bir olta kamışı veyahut da bir müzik aleti yapabilir. Koyun ve kuzular için, bahçecilik sektörü için bundan bir çit yapımında kullanabilirsiniz. Gördüğümüz gibi boyu böyle devasa bir boy olmaktadır. Bir yıl içinde bundan kesin sonuç alırsınız. Geçen sene 2018 kışında bu kesildiği halde şu an 2019 yazında bu Haziran ayında gördüğümüz gibi 4 metreye yakın bir boyu olmaktadır. Bunu hiçbir şekilde ilaçlaması, çapalanması, gübrelenmesi gibi bir materyallere ihtiyaç duymamaktadır. Sadece yakınında bir su olması, bu suyun olduğu yerde yetişmesi buna yeterli olabilecektir. Bize bu farklı bir kamış türünden sürekli fotoğraf gönderiyorlar. Bu kamış türü kesinlikle kar kamışı değildir. Bunun kalınlığı ancak bir serçe parmağı kadar olabilmektedir. Buna halk arasında su kamışı, saz kamışı denmektedir. Bundan örgü örerek yani çit yaparak süs bitkisi gibi kullanılabilir. Yalnız bunu bir inek ve büyükbaş hayvanlara yeşil ot olarak da yem bitkisi olarak da verilebilir. Sonuç olarak kamış bitkisine değindiğimizde kamış bitkisi genellikle suyu seven bir bitkidir. Sulak yerde yetişebilmektedir. Böyle gördüğümüz gibi sulama kanalının kenarında hem saz kamışı vardır hem de karı kamışı vardır. Suyun geçtiği yerde bu bitkiler yetişebilmektedir.